farkı bu. Evet. Kullanılan bunlar. Biz yukarıda direkt çekerek kullanmıyoruz. Gelen enerji önce UPS'leri tutuyoruz. Yukarıda temiz enerji veriyoruz. Herhangi bir yükselme ve alçak olmuyor. Evet. Aslında Batman Zilan'a geçebilirsiniz. Doğru. Doktor Hasan kabul ediyor. Evet, doğrudur. Evet. Kolay gelsin. Gerçekten iyi Hasan. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Tabi trafik kazasıyla ilgili ben sizi yönlendiriyorum. Geçmiş olsun. İyi günler diliyorum. Evet kıymetli arkadaşlar. Şu anda 112'mizin açılışını gerçekleştiriyoruz. 112'mizin bağlı olduğu İçişleri Bakanımız, İleri Ders Genel Müdürümüz teşrif ettiler. Onlarla beraber Bitlis 112 binamızın ve hizmetimizin açılışını gerçekleştirdik. Allah inşallah hayırlı hizmetler versin. Tabi 112 artık Türkiye'de tek numara haline geldi. Malumunuz olduğu üzere daha önceden kurumlarımızın acil hizmetlerinin karşılandığı muhtelif numaralar vardı. 155, 156, 110 gibi. Bunların tamamı Türkiye'de artık tek numara altında birleştirildi. 112 olarak biz bunu kullanacağız. Bu 112 başlığının altında vatandaşlarımızın kullanmış olduğu, almış olduğu hizmetlerle ilgili karşılaşmış olduğu problemleri artık tek numarayı çevirmeleriyle ilgili kurumlara yönlendirebileceğiz. Bunun çok ciddi katkısı olacak. Bir defa vatandaş özellikle sıkıntılı bir anında takdir edersiniz ki hangi kurumu ilgilendirdiğiyle ilgili zorlanıyordu. Trafik kazasıyla karşılaştığında yanlışlıkla itfaiye arıyordu. Hangi hizmet alacağından emin olamıyordu. Bu da hem zaman kaybına hem maddi kayıplara ve Allah korusun can kaybına kadar ulaşan sıkıntılar yol açıyordu. 112 ile biz bu dertlerden kurtulmuş olacağız. Vatandaş burada numarayı aradığında karşısına çıkan çağrı karşılayıcı arkadaşımız atıyorum. Trafik kazası dendiği anda şehir merkezi ise emniyeti, meskun mahalde ise jandarmayı ve ilgili ise gerekirse itfaiyeyi, gerekirse de en başta sağlığı oradan seçerek yönlendirilmiş olacak. Bu tabii ki çok büyük bir katkı sağlayacak. Bitlis'te şu anda Türkiye'deki hizmete giren 77. sıralamadaki il olarak başladı. Güzel bir hizmet. Vatandaşlarımızdan bizim beklentimiz eski numaralarda olduğu gibi ne olur gereksiz yere meşguliyet verecek aramalarda bulunmasınlar. Çünkü ilgili vatandaşlarımız zorlanabiliyorlar. Ben hayırlı olmasını diliyorum. İnsanlarımıza kazasız belasız günler diliyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde, Sayın Bakanımızın emir ve talimatlarıyla yürütülen ve Sayın Valimizin de ifade ettiği gibi yavaş yavaş sonuna geldiğimiz, artık 81 ilde acil durumlarda sadece tek numara diyeceğimiz döneme yaklaştığımız önemli bir adımı da atmış oluyoruz. Bitlis'e de devreye alıyoruz. Haziran ayı sonu itibariyle tüm Türkiye'de 112'ler devreye girmiş olacak. Artık acil durumlarda, emniyette, jandarmada, AFAD'da, itfaiyede, yine benzer kurumlarda, sağlıkta vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu her anda tek bir numara karşımıza çıkacak. 112'yi aradığımız zaman vatandaşlarımıza en seri şekilde gerekli hizmetler sağlanmış olacak. Burada çok ciddi bir kurumlar arası koordinasyonu görüyoruz. Bu yaklaşık 15 yıldır yürütülen bir proje. Son 5 yılda çok ciddi bir ivme kazandı. Milli bütçeden karşılanan rakamı yaklaşık 3 milyar TL'nin üzerinde bir rakam Türkiye genelinde. Çünkü sadece binalardan ibaret değil. Çok ciddi bir yazılım altyapısı var. Çok ciddi bir veri entegrasyonu var. Çünkü bugün burada 12 arkadaşımız da biraz önce sizler de gördünüz. Göreve başlıyor. Bunların bir kısmı doğrudan çağrı karşılama bölümlerinden mezun olan arkadaşlarımız. Tamamen bu iş için istihdam edilen insanlar. 12 tane yeni arkadaşımız da burada göreve başladı. Türkiye genelinde de 1500 arkadaşımız bu kapsamda göreve başlamış oldu. Profesyonel hizmet sunacaklar vatandaşlarımıza. Artık Bitlis ilimizde valimiz sağlıktan tutun asayişe kadar herhangi bir olayla ilgili mahalle bazlı, köy bazlı, coğrafi tabanlı analizler yapabilecek, hangi olayda nasıl bir yoğunlaşma olduğunu görebilecek. Bu tarz veriler de gerek il, ilçe ve Türkiye genelinde de bu verileri de
elde edebileceğimiz bir sisteme geçmiş oluyoruz.